şey dönem dönem gitmek istiyorum Madrid'e. Dün bulduğum fotoğrafların içinde bir şey göstereceğim size. Kartal sahili biliyorsunuz. Babaannemin Kartal sahilde bir evi var. Bak dolduruyorlar önünü. Eskiden buradan bahçesinden denize giriyorlardı. Doldurulurken babam çekmiş. Buralar hep dolduruldu. Yol yapıyorlar bak. İyi olmuş. Çok iyiymiş değil mi? Babamın bağlı. Ama bayağı orası yazlık olarak kullanılıyormuş. Önünden denize giriyorlarmış yani. Neyle girersin canım? Bir yolda yani, oradın. Yani spor olur. Oradın da sizin evin önüne bunu yapsalar. Oha bu kıyameti kopartırım bu arada ben. Evimi yazlık olarak kullanacağım. Önüne sahil yolu yapacaklar. Senin kıyameti koparman da ne etkiler ama. Senden saklanmadım yol arkadaşım. Şimdi yollar daralır, çıkmaz sokaklarımda. Tutma bırak, içinde kal. Kutlamalar. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Buraya bir şeyler çekmek için geldim. Bir kısmını telefonumla, bir kısmını kamerayla çektim. Bir şeyler yaptık ortaya karışık ama bakalım. Biliyorsunuz şu anda Kasım indirimleri var. O yüzden böyle biraz yoğun bir dönem olarak geçiyor. Hem kendi işbirliklerimi çekiyorum hem aynı zamanda size söz verdim. Yani birçok kullandığım ürünün indirimlerini haber vereceğim diye. Çünkü artık indirimler bizim için çok kritik. Onları yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan da bunu yayınladığımda ilkini paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Bir parfüm serisi başlattım TikTok'ta artı Instagram'da diye düşünüyorum. Bence Instagram'a da koyarım. Onun gerçekten hazırlık aşaması falan bayağı uzun sürüyor. Doğru bilgiler, doğru şekilde, doğru wordingle vermek için çok çaba gösteriyorum. Onu çektim, bakalım ne olacak, nasıl olacak, hiçbir fikrim yok. Ben bu vlogun içerisine
Cumartesi günkü sefer açılışını da yediririm diye düşünüyorum ve pazar sizinle paylaşırım. Biraz gözümüz orada şu anda. Biliyorsunuz benim en yakın arkadaşım İlayda Sefor'da çalışıyor. Çok çok uzun süredir buna nasıl bir emek verdiklerini çok iyi biliyorum. Ve bu hafta sonu açılışları var. Aslında bayağı erkenden gidecektik destek olmaya ama biraz kalabalık olacak gibi duruyor. Herhalde öğleden sonra biraz daha rahatlarsa gideceğiz. Yani gideceğiz illaki ama rahatlayınca gideceğiz diyeyim. Size de mutlaka bir tur yaparım orada. Bir şeyler çekerim. Alacağınız bir şey varsa bütün stoklar orada full olacak. Bir süre stokları iyi gider diye düşünüyorum. Buralardaysanız o hafta içi koşa koşa gelin derim. Benden söylemesin. Ya ne oluyor ya? Ne istiyorsun benden? Kucak. Ulaştım. Şunu şu haline bakar mısınız? Kucak mı istiyorsun? Kucak mı? Bu da yeni huy. Bu da yeni huy. Ne var burada? Ne olabilir? Ne merak ediyorsun bu kadar? Sen mi yapacaksın bütün bu işleri? Ha? Gel. Hı? Dedin de ne oldu? Pardon, pardon. Kefirin kapağını mı yalıyorsun sen? Rani ben, sen bu ara çok şımardın. Geçen gün tabağımdan yemek aldın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen az önce mamanı da yedin ayrıca içeride çatır çutur. Üstüne doymadın. Daha da istedin, daha da verdin. Geri benim kefirimi yalayamazsın. Edepsiz, in aşağı. İn beni istiyordun. Yeni bir günden merhaba. Sephora'nın açılışına gidiyoruz. Aslında daha erken gidecektim. Biliyorsunuz, malumunuz, en yakın arkadaşım İlayda. Sephora'da çalışıyor uzun yıllardır. Bunun yanı sıra ondan da önce Sephora benim hani İlayda orada değilkenden beri çalıştığım ve çok çok sevdiğim da böyle love markım dediğim bir marka. Sonunda evimin dibinin dibine geldiği için o kadar mutluyum ki yani caddeye açılması yetmezmiş gibi de şaşkına açıldı. Kızlarla bayağı böyle erkenden İlayda'yı desteğe gidecektik. Dün öğlen 11'de falan insanlar kamp sandalyeleriyle, çadırlarıyla falan gelmeye başladılar. 24-25 saat bekleyenler vardı. Şu an saat 3'e geliyor. Biraz daha sakinlemiş. Şimdi Asena'yı bekliyorum. Asena, Ece, ben İlayda'yı görmeye gideceğiz. Yani aslında amacımız İlayda'yı görmeye gitmek. Mağazayı şöyle bir göz ucundan görürüz. Sonra diğer günler gene geliriz. Sıkıntı değil. 2 dakika olması çok. Çok yıllar süren bu. 15 yıl. Köprü ama şeyimizden sonra tatlı oyuna ya. Rakı'ya gideceğiz kız. Nereye? Ben Jano Rakı ister diye düşünmüştüm. Tamam. Tamamen benden. Suadiye balık şaşkınlanıp hemen yer yapalım. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ben çok bayağı. Heyecanlıyım şimdi. Görüşürüz. Altta karayı göreceğiz şimdi. Eziliyor muyuz, ne oluyor? Aşırı.
saattir uyumamış bir ilerlerken mi var? Bir ilerlerken mi var? Ve benden daha güzel. Aynen. Çok yakışmış bu arada eyeliner. Aşırı ne yapacağız? Bakalım bir dakika bulamayacağız. Telefonu mu sandı? Mahsup kaldık. Allah bakalım. Bugün seferden aldık. Bu yağmur. Şimdi tek tek size bunları anlatacağız. Size yağmur sesiyle bir unboxing yapmaya karar verdim. Hayır, Temar. ne yapacağız? Hadi bakalım. Ben bile bulamıyorsam sen nasıl olacaksın? Seni algoritmada öne mi atıyor? Çok kullanıyorsun. Ben her gün kullanıyorum. Bir taksinin bir algoritması olduğunu sanmıyorum. Var tabii ki de 5 yıldız veriyoruz sürekli sürücülerle birbirimize. Biliyorum, sabaha kadar bulamasa da Marti'ye binmeyeceğim. Anti Marti guy. Asla. Ben bu arada o adam yüzünden de gerçekten Marti'den nefret ediyorum. Ben Marti'yi hiç bilmedim. Bizzat Allah'ın oğluyla olsa, yani kocanız da olsa kimseyle Marti'ye beraber binmeyin. Bence. Düşerseniz çok kötü olur ve hiç güvenli değil. Onun yerine sarı terör taksiden devam edin. Hiç bilmedim. Hiç. Çıktığı günden beri sevmedim. Serdar'a da yasakladım taksiye binmeyi. Ay taksiye diyorum. Marti'ye binmeyi hiç hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Ben kendim yürürken de yanımdan Marti geçmesinde bile. Uçan Marti dışı hiçbir Marti yok. Bu arada 9 dakika taksi gelecek de sana 15 dakikaya gideceğiz. Düşüş. Bizim ev burada 3 dakika falan ya. Elimin lokasyonu göstermezsen sevinirim. Size şey getirdim. Kasım ayının en büyük dehası. Yıllarca ve hala. Online alışveriş platformlarında. Online alışveriş platformlarında çalışan. Kasım ayında bir şey alacaksanız kesinlikle alın. Ne almanız gerektiğini düşünüyorsanız ben size söyleyeyim. Efendim. Kasım ayında almanız gerekenleri size söylüyorum. 1. Düzenli kullandığınız her şeyi almanız lazım. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu. Evet. Şampuan, duş jeli. Ama bizim kız grubu. Bir indirim olmuştu. Evet ama alın. Ben bir kere 2 sene önce o zaman Türkiye'deki en büyük ikinci pazarlığına çalışırken isim vermeyeyim. 48 şampuan almışım. Sıfır şaka yani. Çok sevdiğim birkaç marka vardı. 48 şampuan. O yüzden kesin alın. Şu diş macunu kesin alın. Alacaktım. Kesin. Benden şey alacağız ya onu da beraber alırız şimdi. Evet. Bunları alıyorsunuz. 2. Elektronik alacaksınız. Kesinlikle Kasım bekleyin. Zaten Kasım'ın şeyi şu. Ocak geldiğinde her şey yeni fiyattan dolar kurundan artacağı için istediğiniz bir şey varsa süpürge, robot, kahve makinesi bunlar mal. Ben bütün çeyizimi Black Friday'de düzdüm. Evet. Yani. Ben de 2 sene önce mesela televizyonumu yenilemiştim, kahve makinesi almıştım, robot aldım, air fryer artık bunlar must have şeyler. Bunları alın. Ve son çok almak istediğiniz bir şey varsa atıyorum ben şimdi Airwrap'i hep yıllarca öteledim ve dedim ki yani yani ben zaten kuaföre gidiyorum. Hiç deneyimlememiştim. Yani bir arkadaşım da şeyi denemiştim. Wrap kısmını böyle fıt fıt yapana. Ecem'de şimdi düzleştiriciyi denedim çok ve bayıldım. Çok yanlış pazarlıyorlar bence. Bayıldım. Asıl olayı diğer başlıkları. Yani. Bence de yani kesinlikle onu çok beğendim. Onun için de ben de çok ihtiyaç dışı bir şey yapmadım galiba. Bu hayır, palto alabilirsiniz, bot alabilirsiniz. Bunlar en çok aranan ve satan şeyler bu arada. Ha, evet, böyle bir tık insight bilgi versene mesela en çok aranan, en çok mont, satan şeyler. Mont, bot, çeyizci tayfa, yeni evlenecek olan bir tayfa varsa mutlaka televizyon, buzdolabı. Yine en çok satılan şeyler zaten girdiğinizde, gördüğünüz en çok satanları gösterdiğinizde onlar gerçekten. Şimdi biliyorsun ıslak mendil furyası var. İşte evet, istediğiniz çok satıyor. Bu arada benim mesela çok özür dilerim. Hepsi burada da en çok tefal ve şey satmış. Fisler ve tefal inceliyor nevresim. Zaten. Yani nevresim geçenler çok dehşet indirimler oldu. Orada büyük bir furya gitti. Yine dediğim gibi marka marka gidersem tefal
İnceniyor serisi. Evet, ben ve her şeyi paylaştım çünkü. Ondan sonra Fistler deli dehşet satan şeylerden biri. Hı-hı. Kahve makinesi artık gerçekten herkes barista, evinde iki tane kahve makinesi olmayan. İşte Arzu Mokkalardan, Türk kahvesinden çıkıyorsun, Philips Latte Go'lar, evet. Herkes de ismini yanlış söyledim. Kapsüller, Nespresso'lar falan. E tabii ıvır zıvır bardak, çanak. Bunlar. Ay senin geçen gün attığın madan topa indirimi neydi ya? Evet. 50'şer liraya tahta aldım, kesme tahtası. Şampanya kadehleri altılısı 100 lira falan. Evet. Hani her yerde gerçekten çok indirim var. Bir de artık müşteriler çok akıllı. Girip fiyat karşılaştırma sitesinden, artık insanların tek bir tane yeri yok. Fiyat karşılaştırma sitesinden girip bakıyorsun. Nerede ucuzsa oraya gidiyorsun. Tabii ki artı bu az önce benim yaptığım gibi işte Şimdal, Ocak'ta ödeler. Evet, mesela ben o kısmı hiç bilmiyorum. Onlar öyle da şeyler çok var bayağı bir. Eşim çok mantıklı. Büyük bir şey aldığında evet, yani ben, çok mantıklı. Ben artık büyük bir şey ben zaten için. Onu 6 taksit yapacaksam şimdi de Kasım'daki kesim tarihine göre yapacağıma Ocak'ta kesilsin. Zaten insanların çoğu brütten neto maaş alırken Ocak ayında daha yüksek evet, alıyor olacaklar doğru. Vergi diliminden dolayı. Bence o çalışan kitle çok çok değerli. E zaten bazı ürünlerde taksit yapılamıyor. Kozmetik alacaksan taksitsiz alıyorsun. Bari bu şekilde hani şeyler yapmak. Mesela biz şey yapıyoruz, peşin fiyatına vade farksız. Çok iyi. Bizimkine taksit var mesela. Bu da bir kampanya tool'u. Vodafone her şey yanımda, indirin bu arada. Lütfen. Vodafone'da olsanız da olmasanız da en avantajlı fiyatları orada buluyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi alıp Ocak'ta ödeyebiliyorsunuz. Peşin fiyatına vade fark yok. Artı Vodafone'luysanız her alışverişte gigabyte kazanıyorsunuz. Gigabyte'ınız asla evet. Bitmiyor. Alışverişinizi şeye yansıtabiliyorsunuz. O çok iyi faturanızdan. Mobil ödeme dediğimiz bu fayda. Ben şimdi mesela alıyorum. Diyelim ki mobil ödeme limitleri sınırında 500 liralık bir alışveriş yaptım. Direkt faturama yansıtabiliyorum. Şu an benim kartımdan düşmüyor. Faturam 100 liraysa 600 lira olarak ödüyorum. Bence bu da çok iyi bir farklılaşma noktası. Bu arada Trendyol'da da en çok Estée Lauder satmış bende. Kampanyadaydı değil mi? Evet. Evet. Ya yani böyle bu tarz markalar da çok iyiydi. Shizmon'u en çok satmış bu arada. Ama oradan başka bir ton şey almışlar girip. Buraya çok tıklayan olmuştu. En çok kendi ürününü satan Estée Lauder. Yani yüksek fiyatlı olarak Estée Lauder, işte Clinic, bu tarz Origins'in markalar, Origins'in setleri, Yves Saint Laurent'in setleri gibi gibi. İşte mesela Idol bayağı bir indirime girmişti. Birileri almış burada. Idol'ü, işte La Vie Belle, Lancôme'un böyle parfümleri falan. Onlar çok avantajlı oluyor. Yani bunlar bir tık daha işin lüks tarafı. Ama avantajlı oluyor bayağı. Evet, yine zaten böyle indirime girdiğinde normalde kazak alacaksan %20 indirim görüyorsun, kupon görüyorsun, bir şey yakalıyorsun. Ki zaten bunun günleri 11-11 yani bizim şu an bunu çektiğimiz gün. Ve bir de tabii ki de 24 Kasım. Gerçi Black Friday 24 Kasım. Eskiden şöyleymiş, ben size anlatayım. Evet, normalde Black Friday denilen şey Kasım'ın son haftasının cuması. Evet. Bu her sene değişiyor. 23 Kasım, 24 Kasım, 25 Kasım ne zamansa. O zamanda. Ama bir de 11-11 olan Singles Day var. N11 ile çıkarmış. Singles Day dünyada var. Aha. Ama burada da Türkiye'de zamanda N11'in 11-11, 11-11 yaptığı zaman var. 11-11. Şimdi artık çok büyük rekabet ve pazar çok büyük olduğu için Kasım ayında tek son cuma yetmiyor. Tabii ki de markalara da yetmiyor. Bize de yetmiyor. Bir sonunda Part 2 var. Bir de başında Part 1 var. Yani 11-11'i kapsayan 9-10-11 Kasımlar Part 1. Bir de 24-25-23'ünü kapsayan Part 2. Bu şekilde oluyor. Ama zaten şöyle, ekonomi bizim ülkemizde birazcık da hani maaşlar ya birinde ya 15'inde yattığı için tabii ki de 1 ile 11 arasında çok yüksek indirimler oluyor. 11'inden sonra bir tık biraz daha softlaşıyor. Tabii ki de çok iyi markalardan indirim girenler eminim vardır. Pazar yerlerinde görürsünüz. Planlamalar zaten ona göre yapılıyor. Hiçbir pazar yeri buna bir günde hazırlanmıyor. En az 6 ayda hazırlanmış. Stoğun alınması, fiyatlar vesaire vesaire. Bir de 23'ünü kapsayan, 24'ünü kapsayan Black Friday var. E sonra onun ilk pazartesisi var. Cyber Monday. Evet ya. O pazartesi de daha elektronik ağırlıklı. İşte daha bilgisayar, laptop, evet. Telefon, IPL cihaz, kahve makinesi vesaire vesaire bir sürü şeyler var. 26'sından sonra birazcık daha artık şeye giriyorsun. Tamam, biz ne sattık, nasıl geçirdik bu Black Friday diyorsun. Ama bu tabii uzun bir yolculuk. Aralık ayı geldiğinde yılbaşı indirimleri geliyor. Hani sonra Ocak'ta her şey Ocak'ta zam geliyor ve bitiyor. Çok büyük zam geliyor. Birazcık Ocak'ta herkes ah ben ne harcamışım diyor. Şubat'ta sevgililer günüyle, sevgilin olsa da olmasa da daha giftable ürünlerden yaşamıyor. Gene bir şey alıyorsun. Mart, Nisan biraz soft geçiyor. Mayıs ayı geldiğinde anneler günü, ticaretin en önemli ikinci
üçüncü zamanı yani ha. Black Friday, Back to School, Anneler Günü. Orada gerçekten. Da küçük ev aleti çok önemli. Mayıs ayı. Çok önemli. Anneler gününe anneme hediye alayım diye değil. Anneler günü indiriminden kendime bir cezve alayım diye mesela insanlar bunu bekliyor. O da Mayıs ayı da çok değerli ve kritik. Haziran, Temmuz birazcık daha soft, yazın ne yapıyoruz seyahate giderken yanımıza alınabilecekler. Bikiniler, işte evet. Güneş kremleri, güneş kremi yapıyor. Aşırı, evet. Tabii sonra birazcık daha şey gidiyor, trafikte insanlar evlerinde olmadığı için bizim trafik dediğimiz müşterilerin alışveriş yapması. Onlar evde olmadığı için, evine kargoda söylemediği için biraz daha soft geçiyor. Ama Ağustos sonunda Back to School ve Back to City ile inanılmaz Ağustos, bir... Ağustos Aralık arası en şey dönem. Ya e-ticaret çalışanların da en yoğun dönemi zaten. Çok fena bir dönem. Evet. Asena'yla bu ayın başında böyle şeydik. İşte bir şeyler konuşacağız falan. Buluşalım falan modundayız. Asena ben gelemem arkadaşlar. Black Friday başladı. Beni bu ay unutun falan diye ama... Çok. Ama geçtik sonunda satın. Evet geldik. Bir sorunuz varsa. Gerçekten indirimler hepimiz için çok önemli. Ben artık indirimde olmayan hiçbir şey almıyorum. Çünkü bir şekilde her şey giriyor yani. O yüzden bu da önemli bir nokta. Tabii ki en önemlisi bilinçli harcamak, bilinçli tüketici olmak. İhtiyacınız olmayan şeyleri almamak. Hani bazen başta stok yapın. Bunlar biraz antipatik kaçabiliyor bence. Ama ona sorarsanız her şeyi alın tabii ki ama... Evet. Bilinç yani önce evinizden, kendinizden başlayarak ihtiyaçlarınızdan daha sonra işin biraz daha lüks kısmına hani işte daha giyimdir, kozmetiktir falan gibi bakmak lazım. Ama gerçekten kullanacağımız parasına değecek şeyleri bilinçli bir şekilde satın almak çok önemli. Ecem bu konuda bu harika ve muazzam bir insan olduğu için böyle. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey bana takılırsanız ama. Yani aynı sepette ıslak mendilden göz kalemine 15. bardağa hani onları yaparsınız. Yapmayın. Onlar o kötü. Kesinlikle akıllıca. Ben de bunun ikamesi var mı? Muadili var mı? Ben de iki tane beyaz kaza gerek var mı gibi bakmanız daha bence sağlıklı. Sonra biz ödüyoruz yine onu. Siz ödüyorsunuz. O yüzden şey değil yani. Evet aynen öyle ya. Sonra şok oluyoruz hepimiz. Böyle. Evet, güzel oldu böyle. Arada soruları varsa Kasım'ın son haftası için bize yazsınlar. Ona göre linkler bırakalım. Bence tamam. Asena'dan başka Kasım'ın son haftasına özel indirim, insight bilgileri gelirse ben fix paylaşacağım. Zaten e-ticarette çalışanlara gelen soru ne alalım? Ne indirimde? Ne alalım? İndirim var mı? Ne alalım? Hani ilk kişinin ihtiyacına göre atıyorum bebeği olan bir arkadaşıma bebek arabalarında, bebek mamalarında, köpeği olan arkadaşlarıma bak mamalarda şu gün indirim var. İşte kozmetikle ilgili arkadaşlar kozmetik indirimlerini atıyorsun. Gerçekten çok daha şunu açık yükle söyleyeyim. E-ticaret çoğu diğer yere göre çok daha uygun kampanyalar kesinlikle. Yapıyor. Yani ve ayağınıza geliyor, kargo bekliyorsunuz sadece, taşımıyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden... Çok sonuna kadar e-ticaret deyip. Teşekkür ederiz da sana. Rica ederiz. Altın rica taş. Ederiz. Ecem. Geldim. Aldın mı? Aldım. Yes. Artık Dyson olmayan sıfır kişi kaldı. İlk çeyizin hayırlı olsun. Ay ilk çeyizim. Yine kendime çalıştım. Ama Mert de isterse saçını yapar. Yine çalışacağım başka. Allah bir yerini aldım. Çok iyi. Çok iyi. 18 Kasım Cumartesi. Kendi evime söyledim. 18 bir hafta Kasım sonra. Cumartesi. Tam bir hafta sonra teslim Cumartesi. Hangi rengini aldın? Çok hızlı aldım. Ay çok hızlı aldım. Ne rengi aldım? Doğru mu gri? Yani bu benimkinin rengi işte bu. Bence güzel bu. Bence de klasik rengi. Ama üzerine isim yazsalar. Çok istiyorum. Onu bence Dyson'a götürüp yapabiliyorsundur. Kutumla. Yay! Artık bekle beni şey, kuaförlere verdiğim paralar. Bu arada çok uygun aldım bence. Evet. Şimdi öyle demeyeyim de, uygun aldım. Evet. Şimdi... Ya zaten hesapladığında sen aylık bunu harcıyorsun kuaförde. Fön, en kötü kuaförde fön 150 lira. Tamam mı? Bir tane güzel kuaföre gittiğinde 250 lira, 400 lira tamam. Haftada. Yemek geldi. Dur, seninkini alalım şimdi. Şey, şampuan koysam onu yanına ya. Hadi. Flormar şeyi yerine mi? Ha, ama senin evine gelecek ya. Yo, şampuan. Neden? Ha, buraya gelecek. Sana alacağız aynen. Ya. Urban Care mi? Aynen. Which one do you prefer? Hangisi?
Sen ne kullanıyorsun şampuan? Ben şu an L'Oreal'in Professional sarı saçlar için olanı çok iyi. Sana hiç olmaz. Ama Doğukan bunu kullanıyor. Bunu yeni almış. Onu değil. O çok hızlı uzatıyor. Onu istemiyorum. Benim saçım uzuyor zaten. Ben şu kahverengi Argan serisini kullanıyorum ben. Şunun mu? Dur. Urban Care Argan yazayım. Şu mu? Hı, aynen. Ecem çok iyi, bir dakika dur. 99'a düşmüş ya. Benim evime Zeynep koymuşlar. Göbek adım bak, Zeynep. Var yani göbek adı. Ben yani. Ama ben Zeynep, o sen. Benim babamın göbek adı Ramazan mesela. Var mı şey için? Şeyde var mı? Hayır, bir yerde yazmıyor bu. Benim babamın yazıyor mesela. Ahmet. Tam onun adı. Hayır, tam benimkilerin de ikinci adı var. İkinci adı da benim göbek adı Uğur. Yazmıyor. Benim gibi, benim Zeynep gibi. İyi baba, Ecem şimdi inanmıyor da benim göbek adım Mustafa değil mi? Sekonu mu Mustafa? Onun da Ali. Ömer abinin de Ali mi? Bir sorar mısın? Kimi Mustafa baba? Emin misin? Dur Seko'yu arayacağım. Bence ya babandan daha iyi. Baba bence sende yanlış bilgi var. Evet, Ali Mustafa Ömer koydu. Ali koydu. Babam Mustafa var. Emin misin ya? Dur abimi arayacağım. Bence baba da... Hadi bakalım. Sıkıntı şu iki çocuğa. Şey dedi, Ali diye bir adam diye. Orada bir karışma var bence. Emin misin de yo dedi bu arada. Abi. Ne haber? İyi abi, bir şey diyeceğim. Bizim göbek adımız ne? Ali... Tolga mı? Tolga mı? Abi, Ali ile Mustafa değil mi? Onlar kim? Tolga'lar mı? Tolga. Senin göbek adı ne? Ya, çok iyi ya, çok inanılmaz iyi ya. Nasıl Sekon'un neymiş? Sekon'un ne? Tolga türedi bir anda. Tolga çok saçma abi. Seko yarı. Allah Allah. My God, Seko. Sence bizim... Senin göbek adın ne? Sence ya. Sence bizim. Benim göbek adım ne? Ne dedi? Dur. Kendine Tolga dedi. Gerçekten. Benim göbek adım ne? Abi böyle bir şey değil ya. Sapla yakın olamaz. Abimin göbek adı ne? Bora. Ne dedi? Abi. Babanı bir daha ara. Bora mıymış abi? Bu arada ben